Evet, büyük bir ahtapotumuz var. Şimdi onun dışını çıkaracağız. Ondan sonra haşlayacağız. Şimdi çıkardık, içi temiz. Evet, şimdi ahtapotumuzu haşlayıp ister salata ister ızgara hazırlayacağız. Dişini çıkardık. İç organlarını çıkardık. Kafanın içi tertemiz. 3,5-4 kilo civarı bir hayvan. Birazdan nasıl yapacağımızı anlatacağım adım adım. Büyükçe bir tencere aldım. Altını açtım. İlk etapta sadece ahtapot, kırmızı şarap ve tencereye ihtiyacımız var. Biraz lezzetlendirmek için defne yaprağı olabilir. Kokuyu da engelliyor defne. İlk önce tencere güzelce kızsın diye bekliyoruz. Daha sonra ahtapotumuzu et mühürler gibi tencerenin tabanına yapıştırıp önce suyunu salmasını sonra çekmesini bekleyeceğiz. Suyunu saldıktan sonra ahtapot köpürmeye başlayacak. O aşamadan sonra yapışmaya başlıyor. Biz bu yapışmadan önce diğer yüzünü çevireceğiz ki orası da iyice suyunu salsın, mühürlensin. Altını biraz daha açalım. Isınmaya başladı. Ahtapotu suyunu süzdürdükten sonra getirip tenceremize önce bir yüzünü yüksek ateşte bastırıyoruz. Şimdi birazdan suyunu salmaya başlayacak. Suyunu saldıktan sonra dediğim gibi tekrar suyunu çekince diğer yüzünü çevireceğiz. Orası da köpürüp suyunu tamamen çektikten sonra üzerine kırmızı şarap ilave edip birkaç yaprak defne atıp kaynamaya bırakacağız. Çok yüksek ateşte olmamak şartıyla. Büyük bir tencere kullandım ben. Aslında biraz daha büyük bir tencere olsaydı bu ahtapota daha iyi olacaktı. Ahtapotu iyice yıkamakta fayda var. Geçen sefer karpaccio yaptım. Vantuzların arasında biraz kum kalmış. Yerken çıtır çıtır ağzımıza geldi karpaccio da. Bu sefer iyice yıkadım ahtapotu. Bu arada ahtapot için de Kaan Erge'ye teşekkür ediyoruz. Ahtapot sponsorumuz Kaan Erge. Şöyle göstereyim. İrice bir hayvan. Suyunu bırakmaya başladı. Biraz kaldırırsam kırmızı kırmızı renginin değiştiğini de göreceğiz. Bu işlem bildiğiniz bir et mühürleme işlemi gibi. Fokurtular gelmeye başladı. Bu arada şarabımızdan da bir yudum çekelim. Ben ahtapotu bu yöntemle haşlarken su kullanmıyorum. Sadece kendi bıraktığı su ve şarap yeterli oluyor. Kısık ateşte yapınca bu işlemi ekstra su ilave etmeye de gerek kalmıyor. Biraz daha şarap ilave ediyorum üstüne. Bu işlem için bulabildiğiniz her şarap uygundur. Ucuz şaraplar tercih edin. Gördüğünüz gibi köpürmeye başladı. Bu hiç dövülmemiş bir ahtapot. Bu yöntemle çok dövmenize de gerek kalmıyor. Güzel yumuşuyor. Ama dipfiriz görmüş bir ahtapot. Dipfiriz hayvanın yumuşamasına yardımcı oluyor zaten.
Yaklaşık bir 7-8 dakikadır kaynıyor. Hala tam suyunu çekmiş sayılmaz. Görüyorsunuz köpürmeye de başladı. Ahtapotumuz da sıcağı görünce sinirlenmiş bir ahtapot gibi kendini kastı, şekli değişti. Şimdi birazdan şu mühürlenmemiş yüzeyleri de ters çevirip mühürledikten sonra suyunu çektirip şarabını ve defne yaprağını ilave edeceğiz ve kaynamaya bırakacağız. Gördüğünüz gibi derken görüp görmediğinizden aslında emin değilim. Tencere şurada gördüğünüz üzere bayağı bir suyunu bıraktı ahtapot. Biliyorsunuz ahtapot piştiği zaman çok küçülen bir hayvan. Demek ki bu sıvı kaybının da bu olayda büyük etkisi var. Haşladığımız zaman bu suyun nasıl küçük gittiğini göremiyoruz. Hiç su kullanmamama rağmen dünya kadar tencere dibinde su var. Bir o kadar da buharlaştı. Mühürleme işlemimiz devam ediyor. Ters çevirirken tekrar kayda başlayacağım. Biraz daha böyle suyunu çekene kadar kaynamaya bırakıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Tekrar merhabalar. Şimdi ahtapot bayağı bir suyunu çekti. Daha sağlıklı bir mühürleme yapmak adına ben ahtapotun kafasını keserek ayırmak istiyorum. Kafadan dolma yapabilirsiniz. İçine karides kalamar doldurup. Kaşar peynir mantar doldurabilirsiniz. Yani istediğiniz şekilde tüketebilirsiniz ama asla atmanızı tavsiye etmem. Ahtapotun en az eti kadar lezzetli bir kafası var. Ben bu işlem için Victorinox sosis bıçağı kullanıyorum. Çok keskin ve güzel bir bıçak. Fiyatı da gayet uygun. Herkese tavsiye ederim. Dalışta da kullandığım bir bıçak. Asla sizi yarı yolda bırakmaz. Ben bu bıçağı ilk almaya başladığımda 9 lira 90 kuruştu. Her kaybedip tekrar aldığımda fiyatının daha fazla arttığını görüyorum. Gerçi her şeyin fiyatı öyle artık. Kafayı da kenara koyuyorum. Şimdilik şöyle mühürlensin. Ahtapotu birazdan, hatta birazdan değil, köpürmeye başladı. Zaten hafiften bir yanık kokusu da alarak çevirmeye hazır olduğunu anlayabilirsiniz. Her ne kadar kenarda biraz su kalsa da ortalara su işlemediği için yanmaya başladı. Şimdi kafayı kenara ayırıp ahtapotun kendisini güzelce bir çeviriyorum. Bunun için bir tane de tarzı bir şey yapacağım. İnşallah sıçramaz. Fulya da beni izliyor şu anda mutfağımı ne yaptım diye. Evet, sıçratmama sanıyorum başardık. Evet, şimdi ahtapotun diğer yüzünün mühürlenme vakti. Bu kafayı kestiğimiz yer bir kod farkı yaptı. O yüzden ilk etapta şu 4 kola baskı yapacağım ki burası mühürlensin. Daha sonra diğer taraftaki kollara yöneliriz. Görsel olarak da piştiği zaman şu kırmızılık ve vantuzlar acayip güzel bir kontrast oluşturuyor. Ahtapot çok güzel bir hayvan. Buraları bastırıyorum. İyice mühürleyelim. Daha sonra yeryüze geçeriz. En sonunda şarabını ilave ederken tekrar kayda döneriz. Burada ben tekrar bildiriyorum kaydımızı. Yeryüzde görüşmek üzere. Boyutlar büyüdükçe süreç de uzuyor tabii. Hala bir damla su koymadım. Yüksek ateşte yaklaşık bir 20 dakikadır ahtapotumuz ateşin üzerinde tabiri caizse mühürlenmeye devam ediyor. Gördüğünüz üzere vantuzların iç kısımları siyah siyah
yanmış gibi. Güzel bir görüntü. Yerken de eminim oralar biraz kıtırlayacaktır. Çok lezzetli. Izgarada vantuzlu, salatada vantuzsuz tercih ediyoruz. Carpaccio'ya yaptığımızda ben vantuz ve derisini mutlaka kullanıyorum. Yavaş yavaş çeviriyorum ki ısıyı eşit miktarda alsın. Kafada gördüğünüz gibi yanda, bu da aynı şekilde suyunu bırakmaya, haşlanmaya devam ediyor. Ne zamanki suyunu çekti, o zaman şarap baktı. Tabii biz bu işlemi yaparken kendimizi de şaraptan mahrum bırakmayalım, devam edelim. İşte şu görüntü yok mu? Her şey geliyor. Bu kadar zeki bir hayvanı avlamak, öldürmek her ne kadar insanı üzse de şu lezzet ve şu görüntü her şeye değiyor bence. Ayhan Sicimoğlu'nun tabiriyle hastasıyız. Evet arkadaşlar, yaklaşık 20-25 dakika ahtapotumuzu bir damla su koymadan mühürler gibi altlı üstlü tencerede yavaş yavaş çevirerek her yerine eşit ısı olacak şekilde kaynattık. Gayet güzel suyunu bıraktı. Şu an tencerenin dibi köpürüyor. Yavaş yavaş dipteki ahtapotun bıraktığı su biraz da derisinden gelen parçalarla beraber iyice yoğunlaşmaya, köpürmeye başladı. Bu esnada ızgara ahtapotta aldığımız o hafif yanık kokusunu da almaya başladık. Evet, tekrar kontrol vakti. Önce altını kısıyorum. Tekrar bıçakla kontrol ediyorum. Kalın noktalarından. Evet, yumuşakça gidiyor. Demek ki ahtapotumuz istenilen yumuşaklığa gelmiş. Altını kapatabiliriz. Şimdi şarabını süzüp döktükten sonra ahtapotumu soğumaya bırakacağım. Daha sonra tekrar beraber olacağız. Evet arkadaşlar, az önce makineye açık unuttuğum için pili bitmiş. Telefonla devam ediyorum. Yaklaşık bir saattir kaynıyor ahtapotumuz. Onu bir kez ters yüz ettim ben. Şimdi bir yumuşaklığına bakıyoruz. Bıçak eğer kolay giriyorsa ahtapotumuz yumuşamış demektir. Hatta sert ahtapot mu seversen yumuşak ahtapot mu? Hiç fark etmez. Tamam, vallahi. O zaman orta sertlikte ideal diyebilir miyim senin için? Kamera burada ne işe yarıyor? Şarjı bitti babacığım, az önce kaydediyordum. Ahtapotun şu bacağın kalın kısımlarından özellikle bakıyorum sertliğine. Hafif dirençle giriyor bıçak. Gördüğünüz üzere şöyle bir batırdım. Biraz bastırmam gerekiyor. Ben bir tık daha kaynasın istiyorum. Şu an altını kıstım. Biraz daha açıyorum altını. Yaklaşık bir 5 dakika sonra tekrar kontrol edeceğim. Ondan sonra ahtapotumuzun içindeki şarabı boşaltıp soğumaya alacağız. Ve salata işlemine başlayacağız. Evet arkadaşlar, ahtapotu haşladık, soğumaya bıraktık. Şimdi kesme tahtası üzerinde parçalayacağız. Ahtapotu çok fazla parçalamıyoruz. Şöyle göstereyim ben size. Soğumuş, dinlenmiş ahtapot. Yurtamıza koyduk. Bu da kafası. Kafasını da derisini alıp onu da bir şekilde kullanacağız. Önce tersini çeviriyorum.
Biraz pis bir işlem tabii. Deriler meriler yapışıyor. Bacak bacak ayırıyorum. Şu perdelerini de açalım. Ayırdığımız bacak bir tanesini şöyle çıkaralım. İkinci bacağımız. Izgara yapacaksak dediğim gibi derileri kalıyor. Ama salata için olanları soyabiliriz. Soyma işlemi de çok basit. Direkt şu şekilde derisinden ayırmamız mümkün. Daha sonra yıkadığımız zaman şurada çıkacaktır. Burada ayıralım. Ahtapotumuzu ayak ayak parçaladık. Şu an ızgarayı hazırlar. Zeytinyağı, baharat, sonra ızgara. Evet, kestiğimiz ahtapotları bacak bacak kestik, buzlu suya koyduk. Ahtapotlarımız buzlu suda. Buzlu suya girdiği gibi zaten deriler kendisini bırakacak. Öyle yavaşça elimizle üstünden sıyırabiliriz derileri gördüğünüz üzere. Gayet kolay ayıklanıyor. Lokum gibi tertemiz ahtapotlar salatamıza hazır. Evet, başlıyoruz. İlerinden 4 çift sarımsağım var. Önce eziyorum. Biraz tuz atıyorum. Hafifçe bıçakla sarımsağı ezebilirsiniz de tuz kullanıyorsanız. Daha güzel püre kıvamı olur. Sarımsağı attık. Ezeli doğrayayım. Bu arada sarımsağını biraz bol kullandım ben. Ben yakıştırıyorum. Siz arzuya göre daha az kullanabilirsiniz. Şimdi
Şimdi bu aşamada hemen zeytinyağını ekliyorum. Sarımsak, zeytinyağı. Ahtapotla ne kadar beklerse o kadar güzel özleşiyor. Bolca zeytinyağı geziriyorum. Üç buçuk, dört kilo civarı bir ahtapottan elimize kalan maalesef şu küçük tabak. Bir miktar da kendi yaptığım sarımsaklı biberiyeli tereyağını ilave ediyorum. Çok az ev yapımı nar ekşisi, Hatay'dan bu da, çok lezzetli. Şimdi güzelce karıştırayım ki sarımsakla beraber özleşmeye başlasınlar. Şu saatten sonra koyacağınız her şey damak zevkinize kalmış. Ben kornişon turşu illa koyarım. Maydanozumuzu doğrayalım. Maydanoz da çok yakışıyor bence. Yeşilliği biraz bol seviyorum. Bir adet limon suyu. Ve son olarak suyunu süzdüğümüz kapalı çiçekleri. Karıştıralım. Bütün lezzetler birbirine geçsin. Ben biraz pul biber de ilave edeceğim. Acıyla aranmayı. Damak zevkinize göre istediğiniz şeyi ilave edebilirsiniz. Mesela kırmızı biber yakışabilir. Turşu biber olabilir. Şili biber. Tazesi olsa inanılmaz yakışırdı. Ama kış mevsiminde tabi bulmak zor. Evet. Ekleyelim. En son bir yakın çekim alalım. Olayımız budur. Ahtapot salatamız. Rakısını bekliyor şu anda. Çok basit bir tarif.
Evet, biraz uğraştırıyor ama rakının yanında inanılmaz bir meze. Şimdi de afiyet olsun.